sevgisiyle, saygısıyla her yerleşimi bilen dünyadaki tek liderdi. Önemli olan da sanırım yaşarken ölmek değil, öldükten sonra bu kadar uzun süre canlı kalabilmeyi başarmak değil mi? Atatürk'ün bir de tarihe var olmuş. Asker ve çıkıp kendi devri tutumu. İsterseniz biraz daha sanıyorum. Ne dersiniz?
çıkmakta. Yaklaşınca bir dede görsün. Bahçıvan koca bir çınar ağacını kesmek üzere. Yahu sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin de mi? Kesmeye müsaade görüyorsun kendinden. Bahçıvan, paşam çınar ağacının kökleri köşkün temelini kaldırdı. Dalları da köşkün pencerelerine müdahale ediyor. O yüzden kesiyoruz diye yalınlar. Hayır der Kemal Paşa. Gerekirse köşk ağacını uzaklaştırırız. Sonra ne mi olur? Mühendis değil, mimar değil, ziraatçı değil ama ne yapar diyor musunuz? İstanbul'daki köprü altından geçirdiği tramvar raylarını döşeterek köşk ağaçtan 4 metre 80 santimetre kenara çektirir. Kendisi de kazma kürek çalışmalarına bizzat katılır. O çınar ağacı o gün bugün hala cumhuriyetimiz gibi dimdik ayakta durmaktadır. Ve köşkün adı yürüyen köşk olarak tarihimize geçmiştir. Yıllar sonra 1996 yılında televizyonda bir haberde Amerika'da eski ünlü bir müzikal hiç çıkılmadan dünyada ilk kez kullanan yöntemle raylar üzerinde 2 metre kenara çekilerek yanına yeni bir binanın yapıldığı söylenmektedir. Üstelik dünyada ilk kez lafıda tam 5 kere tekrar edildi. Arşivlerimizde 1990'da Yolova'daki köşkün nasıl çektirdiği fotoğrafları var halbuki. Dünya çevresine ancak 1980'lerden kullanmaya başlamışken biz 1930 yılında atamız sayesinde dünyaya somut bir çevre dersi vermişiz. Ama ne yazık ki buna bile sahip çıkamamışız. İşte tarihimizi öğrenmek için bir neden daha değil mi? İnanılmaz bir haberle devam edelim. Hadi bir yetişik alıyoruz. Kırmızı
çadırına geliyor. Yaveri İzzettin Çalışlar çağırıyor ve eline bir not veriyor. Notta ne yazıyor biliyor musunuz? Savaştan sonra ilk işimiz Türk kadınına serbestliğini vermek. Bunu erkeğinin yanında eşit haklara sahip kılmak. Yıl 1916. Türk kadınının değil adı, değil kimliği, hiçbir şeyi yok. Sokağa çıkma hakkı olmayan bir Türk kadını. Peki sizce savaşın en hararetli zamanında neden Türk kadının önlere gelmiş olmak imajı aklına? Neden mi? Atatürk bu savaşta aşağı atmıştı. Evet, bu savaşta Atatürk dünyanın ilk kadın milletvekili yapan Zeki Hanım'ı Ali Devri Bir, Nevdar Saymeyi, Zeki Hanım'ı tanıdı. Melekleşti, şükürfeni yerli ve askerlerin yerini öğrenmek için çok işkence yapılan ama söylemediği için ekmek bir şey değil, fırına atılarak yapılan Nazife Kadın'a tanındı bu savaşta. Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği üstün başarılar dizisinde dünyanın ilk İsveç'e ilişkisi ünvanını alan Hüsnü'nden Kara Fatma tanındı. Kara Fatma ki savaştan sonra kendine bağlanan Hüsnü'nden maaşını çok ihtiyacı olmasına rağmen kabul etmeyip Kızılay'a bağışlayan kişidir. Kısacası Kahraman Türk Anası'nı tanımladı. Kurtuluş Savaşı'nda gördüğümüz kadın manzarası değil sadece Atatürk'ü, dünyayı şaşırtan bir manzaradır. Ülkelerin savaşları olmuştur. Ama kadınıyla, erkeğiyle, topyekun bir savaş örneği ilk defa Kurtuluş Savaşı'nda görülmektedir. Keşke o Liberlik Savaşı'mızda aynı kararlılıkla sürebilseydi. Üzerinde Atatürk yazılı mekiği, inanın ilk uzay örneği tabii ki mutlaka ama mutlaka bir olurdu.
O insan yolladığı 10 bin öğrencinin nereden